lan. Allah Allah. 59 milyon. Anime gibi lan bu da. Merhaba arkadaşlar. Tokyo'dan selamlar. Ben Bekir Şenoğlu. Bugün arkadaşlar nereye mi gideceğiz? Nereye gideceğiz Fatih? Abi. Bank. Akihabara'ya gideceğiz arkadaşlar. Akihabara'da ne var? Teknoloji aletleri var. Hizmetçi kafeleri var. Yani bu elbise giyen kızlar var. Orada servis yapıyorlar. Oraya da girmeyi düşünüyoruz. Biraz pahalı olacak ama gideceğiz yani. Hayatımda 10 senedir buradayım. İlk defa oraya gireceğiz. Bir iki içecek içip çıkacağız. Çok fazla konuşmadan hemen Akihabara'ya doğru yol... Aa şansa bak arkadaşlar, yine bir şey, olay var. Protesto yapıyorlar. Buna diyorlar hate, yani biri kötü konuşmuş, bunları affedemeyiz diyorlar. Anladın, kimi affedemiyorlar anladın mı? Irkçılığa karşı diyorlar, ırkçılığı affetmeyiz diyorlar. Tokyo Against. Arkadaşlar yine olay var. Yani Japonya bir ırkçılığa karşıymış. Bir ırkçılık olmuş burada. Haberleri izlemedim bilmiyorum da. Irkçılığa karşı diye burada şey yapıyorlar. Hadi de polisler destekliyor. Biz şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. Akihabara'da nereler geleceğiz? Rajikon diye bir yer varmış. Oraya gitmemiz gerekiyor. Şimdi oraya gideceğiz. Yani burası da asıl olarak animelerin, anime dünyası gibi bir yer şimdi. Onlara bakacağız. Burası yani anime dünyasıymış. Şimdi girip bakalım neler var. Evet şimdi geldik. Şunlara bakalım. Vay, Full Metal Artemis 4000 yen. One Piece var 9000 yen. Oo şunu. Jinbei. Bu da ünlü animelerden biriydi. 69.000 yen. Onu satayım. Şunu var. Manyak bunların. Kapıymışlar vallahi. Aha şuna bak hadi. Bu daha ucuz lan. 59.000 yen. Şunlar var. Anime karakterlerin hepsi burada arkadaşlar. Aha Jojo. Aha vay be. One Punch Man. Arkadaşlar ben bir de bu karakterlerin yapım yerine gitmiştim lisedeyken. Gerçekten yapımı çok zor. Onun için fiyatları böyle. Yani orijinal yapımlar gerçekten fiyatları pahalı ve değer yani. Çünkü adamlar elleriyle teker teker yapıyor. Bunların yapım aşaması gerçekten çok zor. Ha işte yine sapık karakterler. Yani arkadaşlar Japonlar gerçekten anime hastaları. Yani anime hastası çok olduğu için böyle şeyler gerçekten su gibi gidiyor. Bundan iyi para kaldırıyorlar. Şimdi bir üst kata çıkalım, orada ne var? Burada anime karakterlerinin oyuncakları vardı. Ana, anime gibi lan bu da. Şimdi arkadaşlar bir üst kata çıkıyoruz, dördüncü kata çıkıyoruz. Orada ne var yani? Burada da fazla bir şey yoktu yani. Anime karakterlerinin hayranlar için bazı hediyelik şeyler yapılmış, onlar vardı. Şimdi burada neler var? Bakalım. Fatih'in karakteri burada. Burada istediğiniz her türlü kahramanları bulabilirsiniz. Burada da Avengers kahramanları. Yani sadece animeler değil arkadaşlar. Yurt dışındaki karakterlerin kahramanları dahi var. Star Wars mesela. Street Fighter'ın karakterleri. Kardeşim bile bunlar ne diyordu? Şimdi hayran olduğu karakterler olduğu için vay anasını falan diyor. Görünüş yok mu açtı? Var vay be. Katılıyorum ilk çok. Kafası mı lan bu? Vay be konuşabiliyormuş. 600 kelime konuşabiliyormuş. Deadpool kafası. 17.000 yani. Oha. 1200 TL falan. Evet böyle erotik şeyleri Japonlar çok seviyor. Adam yakaladım bak. Şimdi neler çekiyor. On kat varmış. Daha şu an 5. kata çıkıyorum. 10 senedir buradayım. İlk defa geliyorum. Bu şunlara bak. Aha Jojo. Yok lan. Kentaro. Şimdi 6. kata çıkıyorum. Şimdi 7. kata çıkıyoruz. Bakalım ne var. Burada da fazla bir şey anlayamadık. 10 kat var daha arkadaşlar. Daha başka yerlere de gideceğiz daha. Burada PlayStation 2. el var. 5 yok mu acaba? 2. el 24.000 yen. 2. el 21.000 yen. Kutusu yok. PlayStation VR 17.000 yen. Arkadaşlar Japonya'da
böyle kartlara hayran olan insanlar da var yani. Biz çocukluğumuzda oynadık, Yu-Gi-Oh kartları falan vardı ya. Şu an oynuyorlar, gösterelim bakalım. Yani burada yazmışlar, bedavaya düello yapabilirsiniz. Şöyle kartlar arkadaşlar. Burada bizim istediğimiz, bildiğimiz oyunlar. Şöyle yani, Yu-Gi-Oh'ya yakın bir kartlar. Burada kart yeriymiş arkadaşlar. Şimdi 8. kata çıkacağız. Burada ne var bakalım. Burada da yani asker tarzı, askerimsi animelerin silahları, elbiseleri vardı. Bazı yerlerde çekim yasakmış, ondan çekemedim. Bakalım şimdi 9. kattayız. Burada ne var? Burada da kart oyunları gibi. Uf, bir kart 1200 yani. Neydi bu, Pokemon değil mi lan bu? Yani arkadaşlar burada çocukluğumuzda oynadığımız kart oyunları yani burada hala hayatta arkadaşlar. Bitmemiş, hala satışa devam ediyorlar. Fiyatlar da gerçekten pahalı. Şimdi ben bir yerde araştırdım. Çocukluğumuzdaki oyunları oynayabileceğimiz bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Yani arkadaşlar burası teknoloji yeri değil de bana göre anime yeri gibi bir şey. Her şey animeleşmiş gibi bir yer. Şuna bakın. Bunu nasıl yapmışlar lan? Benim boyumda. He, bunlarmış. Sınırsız içecek 9 yemiş lan. Allah Allah. Bak yine maid kafe ya arkadaşlar. İşlerinden birine gireceğim de ilk önce bir oyun yerine gitmem lazım. Ay, çocukluğumuzun oyunları lan. Hadi. 11 yemiş lan bak. Tetris oynadık ya. Tetris ya. Ya oynuyor muyuz? He. Aa çocuk oynuyor lan. Aa hadi. Bakana. Yeni yaşında çocuklar bilir bunları. Kartları sıkıyorduk. Tetris oyunları falan. 7000 yen. Genelde arkadaşlar Japonlar yalnızlığını böyle şeylerle dolduruyor. Yani böyle oyuncak şeylerle yalnızlığını dolduruyor. Yani onun için böyle erotik elbiseler giyiyorlar kadınlar. Erkeklerin parasını böyle işte koparıyorlar. Şimdi benim paramı da koparacaklar. Hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Sırf bu video için. Şu kılıçların olduğu bölgeye gideceğiz arkadaşlar. Ünlü kılıçlar varmış. Oraya gideceğiz. Burası da böyle kılıçlar sergileniyor. Yani burası kısaca arkadaşlar. Teknoloji ve anime dünya. Teknolojiye ve animeye ait her şey burada var arkadaşlar. Yani burada teknolojiye ve animeye ait bir şey arıyorsanız burada hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir kafeye gidelim bakalım. Kim durdursa ona gideceğim. Yaşlı dedeye bak. Abi kaç yaşında lan? 13-14 yaşında sanki bu işi yapıyor gibi lan. Lan kafede çalışmadan utanmıyor. Kardeşim utanıyor girmekten. Lan sanki şeye giriyordu arkadaş. Normal bir gireceğiz, bir içecek içeceğiz. O kadar. İçinin nasıl olduğunu ve davranışların nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Miyav diyecek. Miyav. Miyav. Evet şimdi yine bir tane abimiz o kafelerde çalışan kızı tavlamaya çalışıyor. Galiba büyük, iyi bir para verecek. Yoksa kızlar kalmaz yani öyle şeyleri. Burada iyi para alıyor. Saatte 2000 yen civarı para alıyorlar. Tabii. Ne? 2500 lira var. Vay adını kırayım. Ben araştırmıştım. Buradaki kızlar saat 2500 yen civarı para alıyorlar. En tecrübesi de 2000 yen alıyordur. Hadi yani. Hoşlandığın bir kız bu, onun yanına girelim. Kız niyan niyan diyor, bak kedi diyor. Doğga toka daha çok etki ha. メイドちゃんが映らなければOKメイドさんがどうしの動画だったらOK。あ、なんか歌とか歌ってるんですか?この動画を歌ってますね。あ、でも映るのはダメか。はい、映ってはダメなんですけど、ご主人様の動画だったらOK。あ、大丈夫なところで知ってる?そうですね。でも基本的にどこのメイド喫茶もメイドちゃんはチェックじゃないとダメっていうふうに。あ、そっか。なるほど。まあ、考えてみます。そうなんですか。あ、じゃあこちらどうぞ。ありがとうございます。はい。 Bu nasıl? Doğga toka da大丈夫ですか?入ったら。動画撮っても大丈夫? ダメか。あ、なるほど。burada da yasakmış ya. Zaten meydo kafette doğga toca ダメですか? ダメです。
Sami? Tamam. Bu da kaçtı benden. Sivasen, meyde kafette doğuga Türkçe demedin mi? Doğuga Türkçe demedim. Ne demek ha? Her yere gittim arkadaşlar, video çekmek yasakmış. Koronavirüsün etkisi. Japonya'daki büyük dev Yamada denki var arkadaşlar burada. Yamada elektrik. Orada bile batmış şu an arkamda gördüğünüz yer. Kapandık diyorlar. Doğukatte dayı bu. Meyde var usulandan ki de. Cumhur taşıdaki de. Nondere dokore doku adamı. Allah Allah, burada yasakmış lan, bu ne? İçeride dedik video çekmek yasak. Son bir yere daha soracağım, olmazsa gideceğim. Meyde kafe, Hacı Mete. De, doğa okey. Kari wa okey. Okey. İyi o. かわいい? かわいい。これはもともと人? うん。本当に? 猫ちゃんと人間の顔ってだから。マジで? うん。何歳でした? え? 18.4歳。 じゃあ、初めて。じゃあ。お手料理。はい。 Allah Allah. Allah Allah. Ne yapıyorlar lan? Hadi. 18 mi? Koymam ne? 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 Ona mı kovatsın mı? Hadi. Bekir. Buradaki hepsi kedi lan. Şimdi arkadaşlar siparişlerimizi verdik. Doğum günüm dedim. Dün doğum günümdü benim. Ona göre de bedava bir etkinlik yapacakmış. Bedavaysa yapın dedim. Yoksa fazla girmesini istemiyorum. Şimdi ben bir tane çikolata banana da şeyi verdim. Domuz katkısı yokmuş. İki tane de cappuccino o verdik. Onları bekleyeceğiz. Şimdi adamın kutumdasını bile çekeyim dedim. Olmadı, şimdi yasakmış. Etrafı işte böyle pembe arkadaşlar. Cappuccino. Bakalım nasılmış. マークの名はこれほら。おお。こんにちは。こんにちは。ニコフィッシャンティです。よろしくお願いします。ニコニコニコニコです。ニコニコ。よろしくお願いします。ちょっとカリピアルな。ちょっとさてだ、この人。 Fatih, Allah'ını söylesene. Söylesene. Nasıl sence davranışları? Hani abi, sen? Gülemiyorum ben. Acayip böyle sahte davranışları var. Sayın sana sen de bana niye soruyorsun ki? He? Nasıl buldun? Cappuccino içtik. Cappuccino. Cappuccino. Kendimize pasaport yaptık arkadaşlar. Yandık pasaport. Yani buraya giriş çıkışın ölmesi pasaportla yapıyoruz. Pasaport çıkarmak çok kolay burada arkadaşlar. Fatih Nihan. Bekir Rüpyan diye bir şey yaptılar arkadaşlar. Abi kardeşim bile utandı, kırmızı oldu. Ben bile utandım, kırmızı oldum yani. Nasıl davranacağımı bilemiyorum. Çünkü çok sahte davranıyorlar. それではこれをさらに美味しくしたいと思うので、一緒に美味しくなるおまじないをやってみましょう。せーの、美味しくなれ。くま、くま、ガオ。ありがとうございます。やった。 ですね。可愛いデリビア。持って帰ります。持って帰るにゃ。可愛い。大丈夫しょま。今から楽しいものが来るから待っててね。はい、花げるよ。エレンジリプシェ。アジプシ。アルドアルド。メガジェ。ハムケリゲリア。ハゲリア。ああ、ベンドンビンを作る。オッケー。 Doğum günü kutluyor lan. Abi beni izletmişler lan.
Bu gibi. Tamam geliyor. Bekir Ünyan Happy Birthday 2020 12. ayın 5'i. Vay be. Pastaya bak, çok güzel pasta buldum. Ha, iyi lan. Nerede pasta? Pasta nerede lan? Oğlum bunu mu yalayacağım? İyi yapma, yokum oğlum. Oo, tatlıymış lan. İyi, yeniyorum belli. Yeniyor lan, yeniyor, baksana. Ağabeyi adamlar bak, tesere bak. Arkadaşımdaki adamlar en pahalı menüyü söylediler. Onun için bu kadar mutlular. Çok ses çıkıyor. Kardeşim diyor ki ben burada kafayı yerim lan diyor. Yer misin Fatih? Lan çocuk ilk defa böyle strese girdi lan. Çocuğun stresini soktum ha. Her şeyi yedik. Bu kadardı yani. Pasaportlarımı alıp çıkacağım. Hesabı ödedim. 4000 yen girdi. Yani 40 dakikada 4, yarım saatte 4000 yen girdi. İyi para kazanıyorlar. Ama yani ben bunu yapamam. Sahte gülüş. Çok salak. Şöyle yapıyor. Bak, sanki alacaklardı ya. Gülüyor gibi miyim? Gülüyor muyum? Gülmüyorum aslında. Benim. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Bakalım çıkarken bir şeyler diyorlar mı? Neler diyorlar? Merak ediyorum. Ne yaptık? Eğlenebildik mi? Eğlendik lan. Eğlendik değil mi? Utanç verici videosunu yayınlayacaksın şu an. Vallahi lan, ama biraz utandım abi. Baksana ben kızardım. Şimdi beyazım lan. Oradayken kızarmıştım ha. Yok oğlum, siyahiydin o zaman. Yo vallahi kızarmıştım ha. Lan utandım yani, ben nasıl davranacağımı bilemedim. Ufak sen ne düşünüyorsun şimdi? Benim düşüncem çok utanç verici hareketler var. Evet. Çok utandım, ben kendim utandım müşteri olarak. Evet. Gitmemizi tavsiye ediyorum. Yani yine hayatınızda bir kere deneyin arkadaşlar. Ben ilk defa denedim. Yani pişman da değilim ama fazla da eğlenmedim, sahte davranışlarıydı. Arkadaşlar günün sonuna geldik. Burası da böyle bir yer. Böyle yerlerde çalışan kızlar genelde böyle yerlerde çalıştıklarını kimseye söylemiyorlar. Yani utanç verici bir iş. Evet. Gibi görüyorlar galiba. Biraz hani erotik kıyafetler giydiğinde ailesinin duymasını istememiş olabilirler. Ama maaş da iyi arkadaşlar. Sonuç önemli. Sonuç önemli yani. Sonuçta iyi bir maaş aldıkları için
bu işi yapan gençler çok. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz aşağı like butonuna basın ki daha çok izleneyim, daha çok izlenirsem daha çok yere giderim, daha çok video yaratmaya gayret ederim. Desteklerinizi unutmasanız arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Saygılar.